Değerli takipçilerimiz, şu anda Araklı Yeşilyurt Mahallesi'ndeyiz. Şu andaki bulunmuş olduğumuz mezarlıkta Kurtuluş Savaşı şehitlerimizden Hamzaoğlu Hamit Keleşoğlu dedemizin kabri başında bulunmaktayız. Keleşoğlu Hamit dedemizin bir hikayesi var. Bu hikayeyi de değerli tarihçi hocamız Mehmet Akif Bal makalesinde Rus işgali esnasında genç bir delikanlı olan Keleşoğlu Hamit bugünkü Horya'nın Mishisar mahallesinin bulunduğu yerde bir Rus komutanını atın üstünde görür, nişan alır ve tek kurşunla Rus komutanı öldürür. Ruslar da onu şehit ederler. Bedenini tarladan aşağıya yuvarlarlar. Bir hafta sonra cansız bedeni tarlaların dibinden diğer köylüler tarafından bulunur ve şu andaki bulunmuş olduğumuz yerde defnedilir. Buradan Keleşoğlu Hamit dedemize ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Kabirleri nur, mekanları cennet olsun. Değerli sayfa takipçilerimiz, şu anda Yeşilyurt Mahallesi Mishisar mevkiinde bulunmaktayız. Az önce Keleşoğlu Hamit dede dediğimiz şehitimizin şehit olduğu bölgede bulunmaktayız. Burada şu anda burada bulunan şehitimizle beraber Keleşoğlu Hamit dedemiz buradan mevzi almıştılar. Düşman askeri karşı taraftan gelirken Keleşoğlu Hamit dedemiz burada yatmakta olan şehidimizin silahı ile gelen Rus komutana ateş ediyor. Şehidimizin silahı ile komutanı vuramayınca kendi sivil silahı ile bu sefer komutana ateş ediyor ve tek kurşunda Rus komutanı atın üstünde vurarak öldürüyor. Akabinde sivil silahla ateş edildiğinden duman çıkıyor silahtan ve mevzinin yeri düşman askerleri tarafından belirleniyor. Bu belirlenme sonucunda da düşman askerleri direkt burayı ateş altına alıyorlar ve aynı anda burada yatmakta olan şehidimiz ve Keleşoğlu Hamit dedemiz burada şehit oluyorlar. Keleşoğlu Hamit dedemiz burada bir hafta civarında mahallemizde bulunan büyük dedelerimiz tarafından bir mezar yapılarak saklanıyor. Akabinde bir hafta sonra da göstermiş olduğumuz kendi kabrinin bulunduğu yere defnediliyor. Bu şehitimiz de büyük dedelerimiz tarafından buraya defnediliyor. Bu şehitlerimiz de mahallemizde bulunan büyüklerimiz kendi imkanları ile etrafını böyle sararak maşat taşlarını koyarak burayı şehit olduğunu anlaşılması için mezarını düzenliyorlar, bayraklarını dikiyorlar. Burada, bu bölgede Mehmet Akif Bal hocamızın da makalesinde yazdığı gibi biz de oradan esinlenerek daha teferruatlı bilgilere sahip olduk. Şu karşıda görünen cami ve yukarısında vericilerin olduğu bölge Bağdat bölgesi. Bir diğer tarafta yukarıda bizim Yeşilyurt'un başı Yılantaş Yaylası'nda galer mevkii dediğimiz, galerin düzü dediğimiz bölge. Bu bölge arasında takriben 85 tane belirlenmiş şehitimiz var. Belirlenmeyen birçok da şehitimiz var. 33 tane toplu olarak şu hemen karşı tarafta bayrağın göründüğü yerde 33 tanesi toplu bir şekilde yatmakta şehitlerimizin.
Burası şehitler diyarı Yeşilyurt.